Alya, telefonumu alayım, sağ ol. Yenge. O görüntüler sende ne arıyor? Ne? Hangi görüntüler? Mağazada çekilmiş görüntüler. Benim görüntülerim. Telefonundan hepsini izledim. Ama telefonumu kurcalamışsın. Bu gerçekten çok ayıp. Ama yenge, masumiyetimi ispatlayacak o görüntüleri saklamak doğru mu? Lütfen söyle bana. O görüntüleri nereden aldın? Rica ediyorum. Lütfen doğruları söyle bana. O gün mağazada polis seni alıp emniyete götürdüğünde isimsiz bir numara bana bu videoyu gönderdi. Aslında herkesi haberdar etmek istedim. Ama ucuz mahluk hakkında bir şey söylersem herkesin beni kıskançlıkla suçlayıp art niyetle konuştuğumu düşünmesinden korktum. Ama ben haksız yere suçlandım yenge. Korkunç bir iftiraya uğradım. Ve bu iftiranın sebebini bilmek istiyorum. Ama bunu nereden bilebilirim ki? Sana iftira eden insanı bulmak zorundasın zaten. Bu arada Alya, o iki kardeş çok tehlikelidir, dikkat et. Bana bu görüntüleri gönderen kişiyi tanımıyorum. Aslında bunu bilmek de istemiyorum. Daha doğrusu o ikisiyle ilgili her şeyden uzak durmayı tercih ederim. Bir gün yardımıma ihtiyacın olursa eğer ben yanındayım. Ama lütfen Alya, bu görüntülerden kimseye bahsedemem. Yoksa insanlar beni haksız şeylerle itham edebilir. Lütfen. Bir yandan memnunum aslında. Alya'nın videoyu görmesi iyi oldu. Bundan sonra Şazi'yi düşmanı olarak kabul edecek. Ama öte yandan ben de kendimi bu kötü durumdan kurtarmalıyım. Merak etme yenge. Seni kimse suçlamayacak. Üstelik bu Kur'an'da yazılı. Yalan söyleyen ve yalana ortak olan eşit derecede günahkardır. Ama o görüntülerin ardındaki sırrı öğrenmem çok önemli benim için. Alya, iki çocuğumun üstüne yemin et. Böyle bir şey yapmayacağını söyle. Hem bunun kime ne yararı var ki? Demek istediğim, polis senin masum olduğunu kanıtladı. Ama birine bahsedersen ben suçlanırım. İnan bana, olmaz. Üstelik o iki cadıya asla güvenemezsin. Onlar görüntülerin montaj olduğunu bile iddia edebilirler. Gerçek şu ki ne zaman Şazi'yi bir şeyle suçlasam bundan bu şekilde ben zararlı çıkıyorum. Bu kayınvalidemle kayınpederimin kulağına gidecek olursa beni bir daha asla affetmezler. Alya, lütfen hatırım için bu görüntülerin varlığından kimseye bahsetme ve mümkünse eğer bu konu burada kapansın artık. Alya, bir şeyi sakın unutma. O iki cadıdan biri benim ailemin mahvolmasına neden oldu. Ötekinin amacı da seninkini mahvetmek. Çok garip. Ben Şaziye yengenin kardeşini tanımıyorum bile. O da beni tanımaz. Neden bana tuzak kursun ki? Görüntülerde her şey ortadaydı. Bunu bilerek yaptığına hiç şüphe yok. Ama neden? Bunu bir başkası için yaptığına eminim. Ama kim?
Kim bana tuzak kurup hırsız durumuna düşürmek istemiş olabilir? Bu arada Aliya, o iki kız kardeş çok ama çok tehlikelidir. Dikkatli ol. Aliya, sakın unutma. O iki cadıdan biri benim ailemin mahvolmasına neden oldu. Diğerinin amacı da seninkini mahvetmek. Mutlu değiliz bile. Biri ne diye evliliğimizi mahvetmek istesin ki? Eşkı her.